Değerli basın mensupları, öncelikle Avrupa Komisyonu Sayın Bulç'un teşrifi 15 Mayıs 2012'de dönemin Ulaştırma Komisyoneri Sayın Kallas'ın ülkemizi ziyaretinden bu yana ulaştırma alanında Avrupa Komisyonu'ndan ülkemize yapılmış en üst düzey ziyaret. Yine bu görüşme Sayın Kallas'ın ziyaretlerinden beri ulaştırma ilişkilerini en geniş kapsamda ele alacağımız bir toplantı olacak. Her ne kadar içinde ulaştırma politikasında olduğu bazı önemli fasıllar siyasi nedenlerle askıya alınmış olsa da biz ulaştırma alanında teknik çalışmalarımızı özellikle devam ettiriyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de ulaştırma sektörümüzün Avrupa Birliği mevzuatına uyumu için büyük çabalar sarf edildi. Yine 2008 ulusal programı kapsamında ulaştırma ve haberleşme alanındaki mevzuat uyum çalışmaları neticesinde 9 kanuni düzenleme, 28 ikincil düzenleme yaptık. Diğer bir ifadeyle 14 nolu ulaştırma politikası faslı siyasi nedenlerle askıya alınmış olmasına rağmen kanuni düzenlemelerde taahhütlerin gerçekleşme oranı %100 ve ikincil mevzuatlarda da %80 oranında gerçekleştirme sağlamış durumdayız. Çalışmalarımız 2016-2019 dönemini kapsayan ulusal eylem planı çerçevesinde aralıksız bir şekilde sürdürülmekte. 21 nolu müzakere faslı olan Türkiye-Avrupa ağları konusundaki teknik müzakereleri de 2011 yılında başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştık. Ülkemizin yeni TEN-T kapsamlı ağ ve çekirdek ağ haritaları konusundaki çalışmaları yine komisyonla birlikte sürdürmekteyiz. Kısacası bakanlığımız sorumluluğundaki bu müzakere faslı teknik olarak kapatılmaya hazır durumda. Bugün Sayın Bulç'la görüşmemizde genel olarak Avrupa Birliği ulaştırma politikalarındaki son gelişmeleri, ülkemizdeki uyum çalışmalarımızı ve mali işbirliğine yönelik hususları ve ulaştırmanın alt sektörlerine yönelik çeşitli meseleleri ele alacağız. Bu kapsamda görüşmemizde Türkiye-Avrupa Birliği üst düzeyli ulaştırma diyaloğu sürecinin canlandırılması, karayolu ve demiryolu ulaştırması alanında karşılıklı işbirliğini güçlendirmeye yönelik hususları, havacılık alanında devam eden Türkiye-Avrupa Birliği hava taşımacılığı müzakerelerini ve diğer bazı teknik meseleleri ele alacağız. Bu ziyarette Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından olumlu gelişmelerin olacağına olan inancımı özellikle vurgulamak isterim. I really believe that this will be an important day in the future relationship, especially in the field of transport between European Union and Turkey. Today's morning was also very special for two important reasons. First of all, a very constructive talk with your Minister for European Affairs, where we were able to set a very strong political framework within which transport can develop further in the future. But at the same time, after that, we visited mausoleum of Ataturk, and I have to say that it's hard to leave that place without being moved and touched, and it's an exceptional place, and I hope it all many people from around the world will visit it and understand the essence of the messages that this incredible personality. And I have to say that when we were drinking tea today, we realized that we both drink tea with the same speed, which means that our dialogues have a very good potential to deliver. And at the end, it's worth mentioning that we're both engineers, and we also have a very pragmatic view and very dedication to the problem solving.
So, thank you very much again and looking forward to our future cooperation. Özellikle ben Karslı olmam hasebiyle sıcak çayı içmeye alışığım. Sadece benim özelliğim zannediyordum. Ama gördü ki değerli komisyonerin de aynı özelliği var. Bunu biraz da espriye çevirerek benzer özelliklere haiz olmaktan ziyade ne kadar problemler sıcak olursa olsun özümseyerek çözümü de hızlı bulmak önemli. Bu da inşallah mühendisler olarak bizlerin yapabileceği bir şey. Çünkü biz mühendisler olarak şuna alışığız. Her ne yaparsak yapalım direkt sonuca odaklı ve sonuç görmeyi isteriz. Bu bizim meslek olarak avantajımız. Bu işte de inşallah bu avantajımızı kullanacağız. Ama sizlerle başka bir şeyi paylaşmak isterim. Tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çok önemli. Özellikle bizim alanımızda. Zira Türkiye üzerinden Orta Asya'ya ta Çin'e kadar gidecek koridorlar bizi ilgilendirdiği kadar Avrupa Birliği'ni de ilgilendiriyor. Tersi de hakeza Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne giden koridorlar yakın coğrafyayı, uzak coğrafyayı da ilgilendiriyor. İşte amacımız ulaştırma koridorlarında bu Türkiye'nin konumunu da pekiştirecek. Demir yolunda, hava yolunda, kara yolunda, deniz yolunda birbirini tamamlayan koridorları gerçekleştirmek. İşte Marmaray projesi, Bakü-Tiflis-Kars projesi ülkemizin doğuya doğru İpek Demir yolunu canlandırma şansını tanımıştı ancak Halkalı Kapıkule ile birlikte biz bunu Avrupa istikametinde pekiştirmiş olacağız. Bu ilk seyahatimizden küçük bir anı ve bir takdir nişanesi efendim. Memnuniyetle çok teşekkür ederiz. Thank you very much. So we can time now all of our meetings. Ay, telefon toplantılarımızı bundan zamanları ayarlayabiliriz. Memnuniyetle. Thank you very much.